23 Nisan ve Küçük Ali. Ulusal bayramlarımız içinde en sevdiğim bayram 23 Nisan'dır. Çünkü benim çocukluğumda okulca iki ulusal bayram kutlanırdı. Biri Cumhuriyet, diğeri 23 Nisan. Okulun açılışının ilk günlerine rastladığı için yeteri kadar hazırlanma fırsatı bulamadığımızdan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yavan ve sönük geçerdi. Oysa 23 Nisan öyle mi? Bir kere hazırlık için uzun bir süre var. Sonra uzun ve sert geçen bir kıştan sonra sıcak günlerin habercisi, baharın başlangıcı, tabiatın uyanışı, börtü böceğin canlanması. 23 Nisan beni çocukluk günlerime, ilkokuluma götürür. İki ya da üçüncü sınıftaydım. O gün gökyüzü bulutsuz, hava sıcaktı. Yemyeşil harman yerinde kuzular, koyunlar, danalar, taylar otluyor, kadınlar madımak topluyordu. Okulun bahçesinde sıra olduk. Başta bir ağabeyin taşıdığı okul bayrağı, arkada annelerimizin hazırladığı küçük abatlı Türk bayraklarımızla Eskişehir Marşı'nı söyleyerek köyü baştan başa dolaşıp harman yerine, geniş harman yerine olan ev balkonluydu. Oraya biz öğretmen evi diyorduk. Resmi ağızlarda lojman diyorlardı. Büyüklerimiz önceden gelip kendileri için ayrılan yerlere yerleşmişlerdi bile. Lojmanın yerden bir metre kadar yüksek olan balkonu sahne olarak düşünülmüş, önüne asılan perde Küçük Ali piyesinin dekorunu saklamakta, diğer etkinlikler perdenin önünde gerçekleşmekteydi. Seyirciler sahnenin önünde, yaşlılar sandalyelerde, diğerleri uygun buldukları yerlere ilişmiş ama hepsinin gözleri pür dikkat sahnedeydi. İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler, türküler, halk oyunları alışılmış ama köyümüz için renkli görüntülerdi. Hepsi ayrı ayrı beğeni topluyor, özellikle kahramanlık ve Atatürk şiirleri yaşlılarımızı ve kimi gazilerimizi derinden etkiliyordu. Gözleri bağlı yoğurt yeme yarışları, ağza alınan kaşıklardaki yumurtaları düşürmeden koşma yarışmaları, çuvala girerek yapılan koşular, köyümüzün şimdiye kadar görmediği, şaşkınlık ve beğeniyle izlediği yarışmalardı. Bütün bu ve benzeri etkinliklerden sonra sıra piyese, Küçük Ali piyesinin sergilenmesine gelmişti. Oyunu ayrıntısıyla hatırlamıyorum ama konusu Kurtuluş Savaşı ile ilgiliydi. 7-8 yaşlarındaki Küçük Ali'nin kahramanlıklarının anlatıldığı oyun, şehit olan Ali'nin bayrağı sarılı cesedinin bir büyüğünün kucağında götürülmesiyle sona eriyordu. Bu final büyük küçük herkesi etkilemişti. Aralarında Kurtuluş Savaşı gazilerinin de bulunduğu büyüklerimiz neler düşünüyordu bilinmez ama biz küçükler kararımızı çoktan vermiştik bile. Seneye 23 Nisan'da Küçük Ali'yi ben oynayacağım. Büyüyünce de kesinlikle öğretmen olacağım. 23 Nisan'ları daha görkemli kutlamak için. Seslendiren Dilara Ulu.